Tuncay nerede kaldı? Nereden bileyim anneciğim? Dadısını arayın. Mutlaka beraberlerdir. Geçelim mi? Sadakatsiz de geldi. Yanında da bakıcısı. Aferin ama lafımı dinlemiş. Tuncay'a çatır çatır para harcatıp kendine yeni kıyafetler almış. Konuşacağım ben Tuncay'la. Siz hala nikahlısınız. Bu ne rahatlık böyle? El ele tutuşup salona girmeler. Boş ver sen anne. Aferin, aferin. Ha. Daha samimi sarıl sarıl beline. Ha. İyice. Sinirlerini bozmalarına izin verme, tamam mı? Başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Berkay'ın teyzesiyim. Onu görmeye geldim. Yalnız Tuncay Bey evde yok. Düğüne gitti de kendisi. Ben izin veremem, kusura bakmayın. Biliyorum, biz Tuncay'la konuştuk. Berkay'ı görebileceğimi söyledi.
Zaten hemen 5 dakika hediyesini verip gideceğim. Hay Allah. Buyurun. İçecek bir şey alır mısınız bu arada? Bir sade Türk kahvesi alırım zahmet olmazsa. Berkay'ın odası ne taraftaydı? Üstte 2. kapı. 2. kapı. Teşekkür ederim. Ben kahvenizi hazırlayayım. Nereye bakıyorsun? Hiçbir yere. Tam nikah kıyılırken Erhan'a gerçeği söyleyeceğim. Karnımdaki bebeğin ondan olduğunu öğrenecek. Ne diyorsun Elif sen ya? Ha? Nereden çıktı şimdi bu? Sana artık başka bir kadın olacağımı söylemiştim Tuncay. Elif saçmalama. Saçmalamıyorum. Başından beri yapmam gerekeni yapıyorum. Onların mutlu olmasına asla izin vermeyeceğim. Bana bak. Sen bir gelsene ya benimle, bir konuşalım seninle. Gel. Hadi anneciğim, acele edelim. Elif bak, böyle bir şeye asla izin veremem, tamam mı? Tuncay, bak ben sana verdiğim sözü tutacağım. Boşandığın zaman seninle evleneceğim. Ama önce ikisinden de intikamımı alacağım. Ya sen niye anlamıyorsun beni, he? Niye anlamıyorsun sen beni? Erhan o bebeğin kendisinin olduğunu öğrenirse senin peşini bırakmayacak oldum, anladın mı? Bunu mu istiyorsun?